Sen ne işin var? Sen ne yapıyorsun burada? Ne? Kapat çeneni. Kapat çeneni. Önlerine sıkma. Çalan çömlek patladı kızım. Bittim. Ben bittim seninle bitiririm, anladın mı? Anladın mı? Kapa kendini. Ya ne yaptın sen yine? Ne yaptın? Ne oldu bu? Ne bu? Oh. Cüneyt! Ben o 5 milyon dolar alıp ne yapacaktım sanıyorsun? Ha? Ne yapacaktım? Senle oğlumuzu alıp kaçacaktım buradan. Yine o bin ne abidin efendi geldiler, bozdular planımı. Kapak yine bu garibanın başına patladı. Her zaman olduğu gibi. Olacağını bilsem de söylerim. Yusuf, açsana kapıyı benim abidin. Bir dakika abidin. Nasıl benim? Seni öptüğüm gün verdi zaten. Çekil gir şuraya. Yusuf, iyisin değil mi? İyi misin? Korktum. Silah seslerini falan duyunca. Ya aşağıda olanları bir duysan inanamazsın. Ferhat herifin ümüğünü sıkınca herif öttü tabii. Ferhat'la Aslı yengeye saldıran, akşam evi kurşunla atan bu Cüneyt itiymiş. Niye böyle bir şey yaptı ki? Vallahi onu bulduğumda kafasına sıkmadan önce soracağım ilk soru o gün. Niye yani, niye? Neyin eksikti şerefsiz? Bu pisliği Aslı vurmuş yani. Evet, yani benim bildiğim o. Aslı yenge de durumu çözdü herhalde. Sıkmış, helal olsun. Keşke kafasına sıksaymış. Şurada gömerdik ormana. Oh, bitti gitti. Bizi görünce hemen topukladı zaten. Yenge de sağ olsun ıskalamamış. Onun için kolay yakalayacağız. Yaralı yani. Sen nereye? Ya Ferhat'la Aslı yengenin durumu hiç hoşuma gitmedi. Onlara bir bakayım. Bir de şu itin gidebileceği 3-5 tane yer var. Onları bir kontrol edeyim. Dikkat et, tamam mı? Ben seni merak ediyorum. Sen de kendine ve oğlumuza dikkat et, tamam mı Yusuf? Yarıyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Kendine iyi bak. Oğlumuza. Allah'tan tek dileğim var Cüneyt. O da acılar içinde kıvrana kıvrana ölmen. Çok beklersin. Öyle itin köpeğin doğası kabul olsa gökten kemik yağardı. İt köpek mi? 5 milyon dolar alıp kaçan kadın şimdi it köpek mi oldu? Bırak kesin nutuk atmayı. Bırak lagalugayı. Plan bozuldu. Ve bu planı bozan da ben değilim. Sen şimdi benim odama gidiyorsun. Komodini açıyorsun. Orada benim silahım var. Yanında pasaport var, o pasaportu da al. O silahı getiriyorsun. Aslanın beni vurduğu silahla değişiyorsun. Giyecek 3-5 kıyafet bir şey de getir bana hadi. Ben senin için kılımı bile kıpırdatmayacağım. Ben rica etmiyorum. Yap diyorum. Anladın mı? Yap diyorum. Yavaş çocuk uyuyor. Abidin efendi yanlış bir aşka düştü diye evin masum kızına sahip çıktı. Ah ne güzel. Alkışlar Abidin'e. Peki ama bu masum kızın eniştesini ayarttığını öğrenirse ne olur?
Ferhat bebeğin babasının ben olduğumu öğrenince ne olacak? İyi. Güzel. Anlamana sevindim. Hadi. Siz ikiniz şuradan ormana dalın. Siz de ana yola çıkıp bir yol boyu kontrol edin. İkiniz de evin etrafında kuş uçurtmayacaksınız, tamam mı? Bir dakika beyler. Bakın bulursanız kesinlikle gebertmiyorsunuz. O hazzı kimseyle paylaşmak istemiyorum, tamam mı? Emin dersin abi. Hadi, hadi beyler. Aferin sana. Güzelim benim. Ah, aferin. Oh. Benim minik gözüm kıyar mı hiç bana? Hiç hayır diyebilir mi bana? Dokunma bana. Sakın. İyi, dokunmayalım bakalım şimdilik. Sonra nasıl olsa görüşeceğiz. Alacağını aldın işte, defol gitsin artık. Sen Aslı yengenin yanına geç. Başından ayrılma, olur mu? Ferhat Yiğit'in yanına geçti. Ben de şu Cüneyt itine bakmaya çıkıyorum. Tamam. Bak evi de fazlasıyla kahramanlar. Sen de öyle kahramanlık falan yapmaya kalkma ha. Pahalıya mal olur, haberin olsun da. Şükür. Zahmet verdik sana da. O kapıyı kilitledin mi, o kapıyı? He? Sonra çat diye gelmesin sevgili kocacın. Böyle atletti matletti görür bizi, yanlış anlamasın. Her seferinde yok artık, daha fazla iğrençleşemez diyorum. Her seferinde beni yanıltıyorsun. Sürprizlerle doluyum değil mi? Ya. Ya sen niye gitmiyorsun artık?
Bak abim Abidin biri gelecek görecek artık çık defol git ya. Gideceğim gideceğim. Meraklısı benim zaten. Benim tek bir derdim var. Canımı bu evin dışına atmak o kadar. Canın çıksın. Vay be. Mutfak aralarında öpücük çalarken böyle değildi ne de tatlıydın. Sen bakma bunu oğlum. Bakma. Oğlum. Oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.